Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, izhar derslerimize izhar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün inşallah 27. dersimizi beraber icra etmiş olacağız. Yeni bir konuya giriş yapmıştık. O konudan devam ediyoruz tüm Evet amil mamul irap üçgenini beraber yapmıştık. Daha sonra bu amil mamul iraptan 60 tane amilden evet isimde amil iki isimde amil başlığını ana başlık yapmıştık. Bunu da ikiye ayırmıştık. İsmin nasb haberini ref edenler, ismin ref haberini nasb edenler. Evet ilk konu 8 tane amilden ibaretti. 20 tane harfi celler, 8 tane burası, 28 tane. Bunlardan 6 tanesi hurufu müşebbehe bil fiildi. Ve bunlardan ilk ikisi inne enne ile başlamıştık. Bunlar e, bu başlığı inne enneyi ikiye ayırdık. Okunuşu çünkü eski metinlerde hareke yok. Hareke yokken inne mi okuyacağız, enne mi okuyacağız? Temel kaide vermişti. Demişti ki cümle mevki ise inne, müfret mevki yani cümle olmayan bir yerse enne okunur. Peki buralar neler? Somut madde madde sayacak olursak. İnne okunan yerleri 10 maddede saydı ama daha fazlası var mı değerli izleyenler? Var. Şu an e, geçen dersimizde inne okunan yerleri yapmıştık. Bu dersimizde ise enle okunan yani fetva okunan yerleri yapacağız. Bir sonraki dersimizde iki takdirin caiz olduğu yerleri yapacağız. Bir derste tahfifleşmeye ayıracağız. Konularımızı inle enneyi böylece bitirmiş olacağız. Şimdi e, kesre okunan yerleri görmüştük. 10 madde. Bu kesre okunan yerler 10 maddeden ibaretti değerli izleyenler. Şimdi ise konumuz meftu okunduğu yerler. Bunlar da 10 tane değerli izleyenler fail ve naibi fail olduğunda hızlıca mefhulün bih olduğunda muahher mübteda olduğunda muzafun leyh olduğunda levden sonra gelirse levladan sonra gelirse may tevki tevkiyeden sonra gelirse ne demek bunları tek tek ele alacağız örneklerle harfi cerden sonra gelirse müfrede atfeden hatta'dan sonra gelirse isim olan müz ve bünzü'den sonra gelirse diye 10 tane başlık. Şimdi biz ibaret örneklerimizi yanında bazılarının yanında Kur'an-ı Kerim'den e, örneklerle, mukaddes kitabımızdan örneklerle konumuzu pekiştirmiş olacağız. İlk değerli izleyenler, 10 yerde elif nun maddesi meftuh enne okunur, inne değil enne okunur. Bu yerlerin hepsi cümle olmayan yerlerdir. Bir tanesi fail veya naibi fail olduğunda. Belagani bana ulaştı. Ne enneke kaimun. Senin ayakta olduğun bana ulaştı. Enneke kaimun konumuz değerli izleyenler. Enne ismi ne? Ke. Ke ennenin ismidir. Haberi nedir? Kaimun ise onun haberidir. İsmini mahallen nasbetmiştir Çünkü zamilleri irap almaz değerli izleyenler. Zamiller zahiri irap almaz. memnidirler. O zaman mahallen nasbetmiştir Hocam ke işte orada meftuh var. Hayır o meftuh değil. O, o fetha üzere mevnidir. Yani o Zamirlerin irabı değişmez. İsmi olan ke zamirini mahallen nasbetmiştir. Kaimunu ise haberi olarak ref etmiştir. Amil kısmı burası. Peki cümle olarak bele bana ulaştı. Fiile ne sorusunu, kim sorusunu sorarsanız cevabında faili alırsınız. Bana ulaşan ne? Belega ulaştı. Ni bana. Peki bana ulaşan ne? Enneke kaimun senin ayakta olduğun bana ulaştı. Burada enne ismi ve haberiyle fail konumundadır. Peki enne de biz eee de, geçen derslerimizde görmüştük. En ne varsa bir yerde manayı nasıl çıkarırız? Tevili müfret, tevili mastar yaparak. Burada tevili mastar nasıl yapılır? Ennenin haberinin mastarı alınır. Belagani bana ulaştı. Ne? Kıyam, kaim, kıyam bana ulaştı. Peki ismine muzaf yaparız. İsmi de kezamiyeydi. Belagani bana ulaştı. Ne? Kıyam müke Senin ayakta olduğun. Manayı verirken tevili müfretle mana veriyoruz. Buradan tevili müfret almayı da öğrenmiş olduk. Tamam. Evet değerli izleyenler fail ve naibi fail olduğu yere bir daha ayet-i örnek. Ankebut suresi 51. ayet-i kerimeden. billah Evalem yekfihim enne enzenne aleykel kitab. Ayet-i değerli izleyenler. Evalem yekfihim hemen manası bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Evalem <laughs> yekfihim yetmez mi? Ne değerli izleyenler ne yetmez mi? Ne yetmez mi? enna muhakkak ki biz enzelna indirdik. E, aleykel kitab sana bu kitabı indirdik. Sana bu kitabı indir, göndermiş olmamız, indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Yetmeyen ne? Bu kitabı sana indirmiş olmamız. İşte burası enne ismi ve haberiyle cümledir. Enna değerli izleyenler enna, enne na demektir. Kısaltılmışı enna yazılır. Orada yani enne na şeklindedir açılımı. Dolayısıyla ennenin ismi nedir? Oradaki na zamiridir. Mahallen ismini. Haberi nedir? Enzelna haber bazen müfret değil cümle olur değerli izleyenler. Genelde böyle özellikle edebi metinlerde genelde müptedanın haberi veya innenin kardeşlerinin haberi cümle olur. Burada cümle nedir? Enzelna fiili cümlesi fiil cümlesi cümle olarak annenin haberidir. Enzelna burada haber konumundadır. E, fiili muzari haber konumunda olduğunda cümlesiyle yani fiiliyle, failiyle, mefulüyle haber olur tamamen. Peki haberin şimdi Anne'nin haberi enzenna. Dolayısıyla e, irabı nedir? Enzenna cümlesi cümle olarak mahallen merfudur. Anne'nin haberi olmak üzere. Peki tevhili müfredini yani manayı verirken nasıl vereceğiz? Enzenna'nın mastarını alacağız. İfal babundan gelen bir fiil olduğu için inzal mastarını alıyoruz. Evet. E, peki ne yapıyoruz? Anne'nin ismine muzaaf yapıyoruz. Enzenna'nın mastarı inzal. Peki anne'nin ismi neydi? Kırmızı putonlu ennena'dakine ne yapıyorduk? birbirine izafet yapıyorduk. inzelune Evelem yekfihim inzaluna. Evet, onlara yetmez mi ne inzaluna bizim indirmemiz. Aleykel kitap sana bu Kur'an'ı indirmemiş, indirmiş olmamız, onlara göndermiş olmamız onlara yetmez mi ayet kelimesinde? Evet. Neyi görmüş olduk değerli izleyenler? Bu ayet-i de fail olduğu zaman enne okunduğuna örnek olarak görmüş olduk. Naibi fail örnek verelim. Estaizu billah cin suresinin ilk ayet-i kerimesi. Kul habibim de ki. Uhiye ileyye bana vah yolundu. Uhiye. el değil de uhiye vah yolundu. Bana vah yolundu ki ne? Enne husteme aneforum minel cinni. Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vah yolundu. Şimdi değerli izleyenler bu örneğimizde de Uhiye meçhul bir fiildir. Uhiye bana vahy Ne sorusunun cevabı naib faildir. Burada naib fail konumunda dikkat edersek enne husteme aneforun minel cünnel cümlesi cümle olarak yani enne ismiyle haberiyle burada naib fail konumundadır. Mahallen merfudur dolayısıyla. Mahallen merfudur. Evet yani naib fail olduğu için. Peki annenin ismi ne burada? Hü zamiri annenin ismidir. Haberine isteme cümlesi de annenin kendi içinde haberidir. Peki haber cümle olduğu için mahallen merfu olur. E, ee, ennehu'deki hu zamiri mor putonlu olan hu zamiri de annenin ismi olduğu için mahallen zamirleri irap almazlar. Mahallen irap alırlar. O da evet merfu mensup olmuş olur anne ismini nasip ettiği için. Peki naibi fail konumunda elif nun maddesi gelirse hareketsiz olsa bile biz nasıl okuyacağız? Enne olarak okuyacağız. Peki müfred tevilini, tevilin müfredini nasıl alacağız değerli izleyenler? Haberinin mastarını alacağız. İstima'yı aldık. İstema'a mastarı istima aldık. Peki annenin ismi neydi? Mor putonlu olan hu zamiri ona muzaf yaptık. O zaman istima'uhu oldu. İstima'uhu okudum. Neden? Çünkü irabı ref. Neden? Naibi fail. Kul de ki habibim ohye ileyye bana vah yolundu. Ne? İstima'uhu. Cinlerin dinlediği. Neferun minel cinni. Cinlerden bir grubun e, evet Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri vahyolundu. yolundu. Ayet-i de naibi faile örnek değerli izleyenler. On yerde anne okunurdu. 10 yerde. İkincisi, birincisi fail veya naibi fail. İkincisi, mef'ulün bih olan cümlenin başında vaki olduğu zaman elif nun maddesi ne olur? Enne okunur. Mef'ulün bih neyi? Kime sorusunun cevabı? Alimtü bildim. Biliyordum neyi? Enne zeyden kaimun. Zeydin ayakta olduğunu. Enne lafzen cümle gibi gözüküyor ama cümle değil müfret tevilindedir. Burada enne ismi ve haberi. ismi zeyd haberi kaim ee, ile beraber cümle olarak mef'ulün bih konumundadır. Peki tevil-i müfredi ne alacağız anne varsa? O zaman nasıl alacağız? Alim tu bildim neyi? Ka mastarını alacağız. Tevil-i müfred nasıl yapılıyordu? Haberin mastarı alınır, ismine muzaaf yapılır. Ve harekesi ne olacak? Mefulun olduğu için nasb olacak. Alim tu kıyame zeydin. Tevil-i müfredi. Zeydin ayakta olduğunu, olmaklığını bildim. Örneğimizde mefol olduğuna örnek değerli izleyenler. Değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'den mefhulün bih olduğuna örnek görelim elifnun maddesinin o konumda mef'u okunduğuna. Bakara suresi 203. ayet-i kerime: "Esteyidu billah ve takullaha ve alimun ennekum ileyhi tuhşerun." Vetekullaha Allah azze ve celle'ye karşı saygılı olun, takva sahibi olun. Ve alemu ve bilin ki neyi bilin, neyi bilin? Değerli izleyenler, neyi bilelim? Ennekum ileyhi tuhşerun. Tam burası meful değerli izleyenler. Neyi bilelim? Ennekum sizin ileyhi tuhşerun sadece Allah'a döneceğinizi, onun huzurunda toplanacağınızı, tuhşerun toplu huzurunda toplanacağınızı bilin. Şimdi buradaki ennekum ileyhi tuhşerun enne ismiyle haberiyle değerli izleyenler nedir? Burada meful konumundadır. Neyi sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla meftu okunur burada. Peki bir yerde anne varsa tevil-i müfret vardı. Nasıl alacağız? Annenin ismi küm. Annenin haberi tuhşerun. Peki haberinin maslarını alacağız. Bu arada enneküm ismi e, gene mahallen nasbetmiştir. Haberi olan tuhşerune fiil olduğu için onu da cümle olarak mahallen ref etmiştir. İrabı yani mahallidir ismi ve haberinde. İrabın mahalli olması ne demekti? Avamilin son konuları olan İrab'da bunu görmüştük. Zahiren mebni olan bir kelime, irap almayan bir kelime gelince orada amil zahirine değil de onun konumuna, cümlede bulunduğu yere göre irap alıyor, mahallen irap almış oluyor. Bunun zahirde bir etkisi yok, manada sadece onun ne olduğunu, cümlede nasıl mana vereceğinizi buna göre bulabiliyorsunuz. Evet, dolayısıyla burada tuhşerunenin masları alınır. Haşr masları alındı. ismi ennenin ismi olan küme muzaf haş Haşrakum ve alemu bilin haşrakum. E, sizin haşr olacağınızı bilin. İleyhi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda haşr olacağınızı bilin. ayet kelimesinde de meful olduğuna örnek görmüş olduk. Evet değerli izleyenler. Üçüncüsü bir fail, naib fail. iki. mefulün bir üç. Muakkar müpteda olan cümlenin başında. Bir kere müpteda olduğunda inne okunuyordu. Ama hangi müpteda başlangıçtaysa. Müpteda herhangi bir sebepten dolayı sonra gelirse. O sonra gelen müptedanın başında enne okunur değerli izleyenler. İndi enneke kaimun <laughs> örneğimizde olduğu gibi. İndi <laughs> burada değerli izleyenler haberdir. Mukaddem haberdir. Bildiğimiz müptedanın haberi. Öne geçince ona mukaddem haber deniyor. Enneke kaimun cümlesi cümle olarak. Mübtedadır ama muakhar mübtedadır. İşte bizim konumuz burası. Mübteda sonra gelirse, muakhar olursa orada elif nun maddesi anne okunur. Evet peki annenin ismi ne burada? Kezamir mahallen nasb olmuştur. Kaimun ise annenin haberi olarak ref olmuştur. Peki bunun tevil müfredini nasıl alırız? Kaimun'un haberinin maslarını alıp ismi olan kye zamirine yaparız. E, ref olduğu için kıyam yüke. Aynı kıyam yüke. Manası ne? Şüphesiz senin kıyamın, senin ayakta olman benim yanımdadır. ''İndi benim yanımdadır. Dır, küllü dırdırın haber. E, benim katımdadır. Ne enneke kaimun senin ayakta olmaklığın. Gene tekrar ediyoruz. Müpteda olduğunda inne okunur değerli izleyenler. Ama müpteda herhangi bir sebepten olayı gecikirse, haber onun önüne geçerse o müptedanın başında gelen elif nun maddesi inne okunur. Velev ki hani cümleyi orijinaline çekip e, enneke kaimun öne gelse indi normal haber konumunda sonra gelse enneke değil inneke kaimun indi şeklinde olur ama Burada farklı sebeplerden ötürü müpteda önce gelmiştir değerli izleyenler. Evet ayet-i kerimeden örneğimizi görelim. Fussilet suresinden Estağfirullah. ve min ayatihi enneke al arda Onun işaretlerinden biri de ve min ayatihi Rabbinin ayetlerinden işaretlerinden biri de nedir? Bakın ayetlerinden biridir. Ve min ayatihi Rabbinin ayetlerinden biridir. Küllü haber. Ne enneke al arda khâşâten. Evet senin arzı kupkuru görmen Ennel arda haşi'aten ölü toprak gibi görmen sonra onun canlanması, mevsime göre değişmesi, kuru kahverengi toprağın yemyeşil meyveler vermesi Rabbinin mucizeleri ayetlerindendir. Evet değerli izleyenler burada ve mukaddem haberdir, öne geçmiş haber. Enne keteral arda cümlesi yani enne cümlesi ismi haberiyle beraber muakkar müptedadır. Müpteda sona kalırsa el başındaki elif nur maddesi enne okunur ayeti kelimede olduğu gibi. Peki burada annen is annenin ismi, annenin ke mahallen kemahallen nasıl olmuştur? Tera fiil olduğu için fiiller lafzen değil haber konumuna geldiklerinde cümle olarak yer alırlar. Tera cümlesi fiil fail meful hep beraber mahallen merfudur annenin haberi olarak. Peki tevil müfredinin manasını manaya yansıması nasıl yapacağız? Tera fiilinin mastarı olan ruyeti alacağız. İsmini annenin ismi olan ke'ye muzaaf yapacağız. Ve min ayati Rabbin ayetlerinden de ruyetüke senin görmen. Ru'yet görmen ke senin görmen el arda haşiatan yeryüzünü ölü görmen şeklinde de bu. Bu da değerli izleyenler. Evet. Muakher da enne okunduğuna örnektir ayet-i kerimeden. 4. Bir fail meful. 2. Fail naibi fail. 2. Mefulun bi. 3. Az önce gördüğümüz muakher müptedanın başına gelirse. 4. Muzafun ileyh olan cümlelerde değerli izleyenler. tevil müfret e, enne okunur elif nun maddesi. İclis otur. Haythu Nereye? Enne zeyden calisün. Zeyd'in oturduğu yere otur değerli izleyenler. Örneğimizde haythudan sonra gelen cümle, cümle olarak muzafun ilehtir İmam Birgivi'ye göre. Yazarımız İmam Birgivi'ye göre haythudan sonra gelen cümle, cümle olarak muzafun ilehtir. Haythu muzaftır. İclis otur nereye? Haythu enne zeyden calisün. Zeyd'in oturduğu yere otur. Şimdi haytu muzaf enne zeyden calisun cümlesi cümle olarak muzafunu ileyh olduğundan dolayı burada elif nun maddesi enne okunur inne okunmaz. Dolayısıyla ennenin ismi zeyd haberi calis. Tevili Müfredin nasıl alacağız? İclis haytu cülüsi zeydin dedik. Niye cülüsi yaptık? Çünkü muzaf, muzafun leh cülüsi olmuş oldu. Cülüsi zeydin, zeydin oturduğu yere otur demiş olduk. Değerli izleyenler burayla ilgili ara parantez. Haysü'den sonrası muzafun leyh mi olur yoksa yeni bir cümlenin başlangıcı mı olur, müpteda mı olur veya farklı bir şey mi olur? Bu nahiv alimleri arasında ihtilaflıdır. İmam bir yivinin tercihi muzafun leyh olduğudur. Dolayısıyla ne okur? Ama İbn-i Hişam ekolü dediğimiz nahivdeki farklı ekol şu an güncel modern Arapçada da kullanılan tarzda olduğu gibi Haysü'den sonrasını onlar müpteda kabul ederler cümle başlangıcı. O yüzden Haysü'den sonra inne okurlar. İki ekolde caizdir. İki ekolde de haytüden sonra inne okuyanlar başlangıç müpteda saydığı için inne okuyorlar. Enne okuyanlar muzafun leh yani imam bir gibi bizim metoda göre ise haytüden sonrasını muzafun leh kabul ettiğimiz için enne okuyoruz. Bu haytüden sonrası ne olur cümlesinin cevabıdır. Müpteda mı olur? Başlangıç mıdır? Yani yoksa ee, bu örneğimizdeki gibi muzafun leh midir? İmam bir gibi muzafun leh kabul ediyor. Sonuç muzafun leh konumunda olan yerde enne okunur değerli izleyenler. Evet. Levden sonra gelen cümlenin başında vaki olduğu zaman değerli izleyenler. Lev fiillere bitişen bir edattır. İsimlere gelmez, harflere gelmez. Levden sonra kesin fiil gelir. Eğer kendisinden sonra elif nun maddesi gelirse, şimdi fiile lev elif nun maddesine değil fiile bitişir. Ama bir ibarede gördük ki, Lev'den sonra elif nun maddesi geldi. Bu nasıl okunacak? Hemen şöyle bir şey anlayacağız değerli izleyenler. Elif nun maddesi ile lev arasında cümlede gözükmeyen ama verilmiş bir fiil vardır. Sebete veya vaka gibi bir fiil vardır. Mecburidir bu çünkü lev fiillere bitişir. Elif nun maddesi maddesi mahzuf olan o fiilin failidir. Ha demek ki lev'den sonra hemen örneğimizde lev'den sonra enne gelmiş Niye levden sonra enne okunuyor? Aslında o enne gizli alttaki gizli olan sebete fiilin faili konumundadır. Ki zaten fail konumunda ne okunuyordu? Bu birinci maddenin aslında e, yansıması olmuş oluyor. Birinci maddenin içinde zikredilebilir bu. Çünkü levden sonra sebete fiilinin failidir. Hemen örneğimize geçelim. Evet lev enneke kaimun nokta nokta şayet sen ayaktaysan nokta nokta işte şöyle şöyle olur vesaire. Şimdi burada değerli izleyenler enne ismi ke zamiri mahallen mensuptur. Kaimun haberidir. Lev'den sonra tevil müfredini alalım. Bir kere levden sonra sebete var. Hasfedilen bir fiil her zaman vardır. Çünkü levden sonra fiilden başka bir şey gelmez. Geldiğini görelim. Kesin fiil altında mahsustur değerli izleyenler. Evet lev sebete şayet sabit olsa ne faildir enne cümlesiyle beraber faildir. Nasıl alıyorduk? Maslarını alıyorduk. Haberinin kaiminin masları kıyam. Ee, ismi de muzaf olan e, K'ye de muzaf yapıyoruz onu. Devsebete kıyamı ki ayakta olman sabit olsa şayet şeklinde olmuş oluyor. Hemen ayet-i örnek getirelim. Bakara suresinden Estaizu Ve lev ennehum amenu ve tekav min aindillahi khayr. <laughs> Eğer onlara, onlar Allah'a iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Ve lev ennehum amenu Şayet onların imanı sabit olsaydı demek. Bakın ve lev Kur'an-ı Kerim'de gelmiş. Lev'den sonra enne gelmiş? Ne biliyoruz kural? Lev harflere, isimlere falan bitişmez. Lev sadece fiillere bitişir. Demek ki bu levin altında ne var? Lev ile enne arasında sebete fiili var mahsuf. Peki ennehum cümlesine ne? Onun failidir. Ennehum amenu. Şayet onların imanı sabit olsaydı. Vettekav. Şayet onlar iman edip kendilerini korusalardı. Kötülükten korusalardı. Leme min Allah tarafından onlara verilecek olan sevap çok daha hayırlı olacaktı. Yani imanları sabit olup takva sahibi olsalardı Allah katında alacakları çok daha hayırlıydı. Burada levden sonra gizli bir sebete vardır. Ennehum amenu cümlesi de cümle olarak onun failidir. Peki tevhili müfredini alalım. Ennenin ismi hümdür. Haber mahallen nasıptır. E, zamir olduğu için. Emenü de haberi konumundadır. Cümledir. Tek fiil değil. Cümle olarak e, merfudur haberi olarak. Peki emenünün mastarı imanı alıyoruz. İsmi olan hüme muzaf yapıyoruz. Velev febete imanuhum olmuş oldu. Onların imanı imanları sabit olsaydı. Evet levladan sonra gelen cümle değerli izleyenler. Levladan sonra gelen cümle müptedadır değerli izleyenler. Levladan sonra gelen cümle müptedadır. Müptedal konumunda e, yani levladan sonra gelen müpteda konumunda da enne okunur. Levladan sonra gelen de değerli izleyenler. Mübtedanın başında gelen levden sonraki mü, mübtedanın başında gelen elif nun maddesi meftuh okunur. Levladan sonra levla enneke zahibun. Levla keşke eee le, levla enneke zahibun senin gelmen olmasaydı lekane kezer şunlar olacaktı. Yani sen gelmeseydin şunlar olacaktı örneğimizdeki gibi. Evet levla'dan sonra gelen mübtedanın başında enne okunur. Enne gelmiş, ismi olan keyi mahallen nasbetmiş, zahibun'u haber olarak ref etmiş gibidir şimdi bakacağız buraya değerli izleyenler. Evet. Şimdi burada değerli izleyenler enne enne değerli izleyenler burada e, müpteda konumunda gelmiş. Levla'dan sonraki müpteda konumunda geldiği için e, mahallen merfudur bir kere. Tevhili müfredini alalım. E, evet. Zehâbuke mevcudun şeklinde levla Zehabuke mevcudun şeklinde yapacağız. Zehabuke yani enne cümlesiyle beraber müpteda olacak. Enne cümlesiyle beraber ismi haberiyle beraber müpteda olacak. Zahibunun mastarı zehabı aldık. İsmi olan ke muzaf yaptık. Velevla zehabuke bu müpteda oldu. Peki haberi nerededir? Bu ya tevil-i müfretteki müptedanın haberi nerede? Levla'nın haberi değerli izleyenler. Levla'nın levladan sonra gelen müpteda haberi ise vücuben hasfedilir. Yani levla'nın haberi hiçbir zaman cümlede olmaz. Çünkü anlaşılır. Şayet sen, sen, gelmeseydin, senin gelmen olmasaydı demektir. Gelmeseydin, gelmen olmasaydı, bulunmasaydı cümleyi uzatmayız zaten anlaşılıyor. Mevcudun da tevil-i müfreddeki zehabükenin müptedası haberidir. Bir daha yapalım. Tevil-i müfredini yapıyoruz. Yani şu cümle aşağıdaki gibidir aslında. Levla zehabüke, levladan sonra gelen müptedadır. Zehabüke müpteda. Peki bu müptedanın haberi nerede? Cümlede yok. Bu müptedanın haberi değerli izleyenler mahzuftur, mevcudundur. Mevcudun şeklinde mahzuftur. Evet. Konumuz Levla'dan sonra anne gelir. Peki yeni bir başlığımız. ma i Masriye-i sonra gelen cümlenin başında vaki olduğu zaman. Bu ne demek değerli izleyenler? Bir ma var. Bu ma kendisinden sonra geleni mastar yapıyor. Ve zaman manası, müddet manası katıyor. İşte bu manadan ma'dan ma sonra gelen e, gene değerli izleyenler Elif Nur maddesi meftuhtur. Neden? Çünkü bu ma'dan ma sonra gelen Elif Nur maddesi gene bu manın altında gizli olan bir sebete fiilinin failidir. Aynı lev gibi yani. E, fail konumunda olduğu için gene birinci maddede sayılabilir. Örneğimiz iclis otur. Ma işte bu o may mastariyeyi tevkidiye. Tevkidiye zaman müddet demek. Mastariyeye de mastar yapan ma demek. Şimdi bu manın altında gizli bir sebete fiili vardır lev gibi. E, bu ma değerli izleyenler o sebete fiilini mastar manasına katar ve müddet manası zaman manası kadar sonuç itibariyle ondan sonra gelen enne cümlesi cümle olarak faildir. Failde de okunur. Zaten ilk maddemizde oydu. Otur ma ne müddetçe. Bakın bu ma ne manası veriyoruz. Ne müddetçe. İcris otur ma. Enne Zeyden kaimun. Zeydin ayakta olduğu müddetçe sen otur. Şimdi burada müddet manası nereden çıktı? Ma'dan çıktı. Peki tevil müfredini alalım. Bir kere enne zeyden kaimunun tevli i basit. Kaimunun haberini alırız. Kıyam zeyde muzaf yaparız. Kıyam zeyd. Ama burada manın kattığı ekstra şeyler var. Kendisinden sonra kendisinden sonra bir müddet manası katar. Müddet yani oturduğu müddetçe o müddet diye çevrilir. O Arapçadır o ifade. Peki kendisinden sonra gelen gizli fiili de mastara çevirir. Çünkü ma mastariyeyi tevkidiye. Yani iki işlevi var. Bir müddet anlamı katıyor. İki kendisinden sonra gelen gizli fiili mastar yapıyor. Müddet iclis otur müddete thubuti kıyami zeydin. Müddet nereden çıktı? Ma'dan çıktı. Thubut nereden çıktı? Gizli fiilin mastarı. Bu ma aynı zamanda kendisinden sonraki fiili mastar yapıyor. En neden bağımsız bu konu değerli izleyenler. Müddet thubuti kıyami zeydin. Ne olmuş oldu? Zeydin ayakta olması sabit olduğu müddetce sen otur. Bunun tevhidi müfredi bu şekilde yapılmış olunur değerli izleyenler. Sonuç ma'dan sonra gelen ma'yı masarıyı tevkiliyeden sonra gelen elif nur maddesi fail konumunda olduğundan gizli sebetenin fail olduğundan mefte okunur. Evet değerli izleyenler harf sonra gelen cümlenin başında harf sonra gelen elif nur maddesi kesinlikle mefte okunur. Örnek acib tumin min enneke kaimun senin ayakta olmana şaşırdım. Min'den sonra elif nun mad herhangi bir harf önemli değil. Min'den sonra elif nun maddesi gelmiş ve enne okunmuştur cümle olarak e, mecruru konumundadır değerli izleyenler. Ennenin ismi kemahallen nasıptır. Ka imr e haberi olarak reftir. Zahiren almış diye Peki tevhid-i müfredi nasıl? Min kıyamike. Senin ayakta olmandan şaşırdım. Ayakta olmana şaşırdım. Örneğimizde harficerden sonra geldiğine örnek. Kur'an-ı Kerim bunlarla dolu bu örneklerle. Elem ya'lem. Estaizu bile. Elem ya'lem beyanallaha yara. Alak suresinde Evet değerli izleyenler Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Bir rivayete göre Ebu Cehil'den bahseden ayet-i kerimelerde. Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Elem yalem bilmiyor mu? Bi enne Allah'ı yara. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi gördüğünü. Bakın ba harfi den sonra elif nun maddesi gelmiş. Peki bundan sonra gelen elif maddesi nasıl okunurdu? Enne olarak okunur çünkü mecbur konumundadır. Enne ismi olan lafzatullah haberi olan yara cümlesiyle beraber e, konumundadır. Peki tevil-i müfred nasıl alınır? Yer alın, alınır. Ruyet lafzatullah'a e, muzaf yapılır. Bir uyetille elem yalem bilmiyor mu neyi? Bir uyetille Allah'ı e, gördüğünü bilmiyor mu? Örneğimizde olduğu gibi. Evet dokuzuncu maddemiz değerli izleyenler. Müfredi atfeden hatta'dan sonra elif nur maddesi gelirse enne okunur. Hatta birkaç tane hatta var değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi e, inne okunan yerlerde mesela ne vardı? hatta iptidaiye vardı. Yeni bir cümle başlangıcı yapan hatta. Bir de değerli izleyenler atıf harfi olan hatta var. Ama bu atıf harfi müfret bir kelimeyi, cümle olmayan bir kelimeyi müfret bir kelimeye atfediyor. ediyor. atıf meselesini avamilde görmüştük. İzharda daha detaylı göreceğiz mamulü bir tebeyyede. bildim <Sessizlik> umurake senin işlerini ben bildim. Hatta enneke sâlihun, Hatta salih olduğunu bildim. Şimdi enneke sâlihun cümlesi atfedilmiştir. Nereye? gerideki umurakeye yani ben bildim bir işlerini başka senin salih olduğunu bildim. O umurake müfrettir. Bu sarf anlamında hani tekil anlamında değil cümle değildir yani müfrettir cümle olmayan bir şeydir. Enneke salihun de şimdi zaten müfret müfrede atfediliyor. Zaten hatırlayalım Elif Dün maddesi ne zaman meftu okunuyordu? Cümle oku okunmayan müfret okunan yerlerde. Müfret müfrede atfeden hattadan sonra Elif Dün maddesi gelirse dolayısıyla inne okunmaz. Çünkü inne müfret değil cümledir. Enne ise nedir değerli izleyenler? Enne müfret tevilindedir. Dolayısıyla enneke salihun aslında müfret olmalı. Nasıl müfret olur? Enne okuyarak. İsmiyle haberiyle hatta salahake salihin maslarını alırız. İsmine muzaaf yaparız. Senin işlerine hatta salih olmanı bildik. Salahake umurake nasb olmuş. Hatta salahake şeklinde okuyoruz. Senin işlerini hatta salih olduğunu bildim. Gene söyle tekrar ediyoruz. Bir hatta ki atıf harfi kendisinden önce gelen müfret kelime ile kendisinden sonra gelen müfret kelimeyi birbirine bağlıyor. Dolayısıyla kendisinden sonra gelen elif nun maddesi müfret olması gerekeceği için enne olmuş oluyor değerli izleyenler. Evet isim olan 10. Sonuncu maddemiz isim olan müz ve münzüden sonra. Müz münzü harficer olursa zaten harficerden sonra enne okunuyor. İsim olsa bile enne okunur aslında. Müz münzü bazen isim olurdu. Harficer kısmında bunu görmüştük. İsim olduğunda da değerli izleyenler gene kendisinden sonra Elif'in maddesi mefte okunur. Ma ra'aytuhu onu görmedim. Müzenneke kaimun. Sen ayakta olduğundan beri. Müz den beri hatırlarsak. E, sen ayakta olduğundan beri onu görmedim. Müzden sonra gelen Elif'in maddesi enne okunmuştur. Müz müftedadır değerli izleyenler konum itibariyle enneke ise e, burada birkaç tevil olmakla beraber kendisinden sonra gizli bir haberin muzafun Leyhidir diyorlar. Sonuç itibariyle elif nun maddesi burada nedir değerli izleyenler? Meftuh okunur. Yani müzmüz harficer olsa zaten harficer olduğundan sonra gelince okunur? Müzmüz müz de isim olarak kullanılsa bile kendisinden sonra gelen elif nun maddesi meftu meftuh okunur. Örneğimizde olduğu gibi değerli izleyenler. Evet 10 maddeyi böylece saymış olduk. Elif nun maddesinin meftuh okundu. Buna ilave yapanlar, az sayanlar, çok sayanlar var dediğimiz gibi ama temel anlamıyla işin mantığını görmüş olduk. Evet ibaremize geçelim. Aslında ibaremizi okumuş olduk örnekleri yapınca. Bismillahirrahmanirrahim. El mevadi'ulleti mevziler, konumlar. Futihat biha maddetu elifnun. Elifnun maddesinin meftu olarak okunduğu konumlar. Ve futihat fetha olarak okunur. Fethalanır. Ne? Fa'il. Fa'ileten. Fa'il olduğunda fetha olarak okunur. Fa'ileten. Fail olduğunda fesa olarak okunur. Nahvu belagani enneke kaimin örneğinde olduğu gibi fail ve naibi fail diye ekledik biz. Anlaşılıyor zaten. Ve <laughs> mef'uletun mef'uleten mef'ul mef olduğu yerlerde de alınır. Nahvu alimtu enne zeyden kaimun burada da mef'ul olmuştur. Üç ve <laughs> mübtede eten mübtede olduğu yerlerde de fetha okunur. <laughs> Nahvu indi enneke kaimun ama hangi mübteda? Parantez düşüyoruz. Muakhar mübteda. Çünkü başlangıçta da mübtedada inne okunur. Yerde geçmişti. Evet ve mudafen ileyha muzafun ileyh olduğu yerlerde de en, enne okunur nahvu iclis haythu enne zeyden calisun örneğinde olduğu gibi. 5 ve ba'de levla levladan sonra gelince de enne okunur li ennehu fa'ilun çünkü levladan sonrası faildir nahvu lev enneke şu örnek gibidir. Lev enneke kaimun lekane keza şayet ayakta olsaydın şöyle olacaktı örneğinde. E yani lev sebete kıyamük demektir. E, gizli fiili olan sebeteyi göstermiş oldu. Anlattık bunları. Ve ba'de levla levladan sonra gelirse li ennehu mübtedeun. Çünkü levladan sonrası mübtedadır. Nahvu levla enneke le lekâne keza. Ey levla zehâbuke mevcudun. Burada mevcudunu getirerek haberin mahsuf olduğunu söyledi. Slide'da bunu anlatmıştık. Evet yedinci yer ve ba'de ma, ma'dan sonra hangi ma? El mastariyeti et tevkidiyeti. May-i Mastari'yi sonra. May-i ne demek? Kendisinden sonra gelen o gizli fiili mastar yapar. Tevkiriye ne demek? Onun başına da müddet manası, zaman manası katar. لِأَنَّهُ فَاِلٌ Çünkü faildir May-i Mastari'ye sonra gelen. li <laughs> مَا اِلْ مَسْتَرِيَةِ بِالْفِعِلِ May-i Mastari'ye bir e, fiile ihtisas ettiği için, yani kendisinde fiil manası bulunduğu için, May-i altında e, gizli bir sebete manası bulunduğu için, kendisinden sonra gelen faildir. Lev gibidir yani. Nahbu iclis ma enne zeyden kaimun örneği ey ma thebete enne zeyden kaimun fiili ortaya çıkardı ma thebete de. Bir mana tevhid müfredine müddeti thubuti kıyami zeydin müddete thubuti kıyami zeydin müddete thubuti kıyami zeydin gibi. Yani iclis haythu müddeti thubuti kıyami zeydin yani, iclis müddete thubuti kıyami zeydin şeklinde. Sekiz. Ve ba'de huruf cari. Harf-i carilerden sonra gelen elif nun maddesi. Mefte okunur. Futihat yani. Nahvu ne gibidir örneği? Acibtu minenneke kaimun örneğinde olduğu gibi. Ve dokuz ve ba'de hatta. Hatta'dan sonra hangi hatta? El-atifeti lil müfredi. Müfredi müfrede atfeden hatta'dan sonra. Nahvu ariftu umurak. Hatta enneke salihun örneğinde olduğu gibi. Son yer ve ba'de müz ve münzü. Müz ve münzüden sonra. Nahvu ma ra'aytuhu enneke kaimun. Bu şu demek. Bu şu demek. Harfi 8. maddede sayıldı. 10. maddede müz, müz diye sayınca onlar harfi değil mi? İsim olarak kullanılıyorlar. Demek ki burada isim olanları kastediyor müellif. İsim olsa da ondan sonra elif nun maddesi enne okunur. Elif nun maddesinin okunuşunda meftu olan yerleri de gördük. Böylece okunuşundan tek bir mesele kaldı. İki takdirin caiz olduğu yerler. Böylece 27. dersimizle nihayet erdirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça Dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.